Şimdi de konuşmasını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ı davet ediyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer Bakanım, çok değerli Vali Yardımcımız, değerli dostum Adnan Polat Bey Efendi ve değerli babaları ve bugün bizi yalnız bırakmayan Sayın Protokol, mesai arkadaşlarımız, basınımızın değerli mensupları, gerçekten gururluyuz. Güzel bir projede buluştuk. Uzun soluklu bir yolculuktan bugüne kadar gelindi. Adnan Bey bahsetti. Ben şunu söylemek doğrudur belki. Maalesef bir plansız sürecin yansımalarını bugüne kadar hep yaşadık. Bundan 60 yıl önce sanayileşme sürecine giren Türkiye'nin maalesef o dönemde hızlı göç alan kentlerinden başında İstanbul gelmekti. Ve 60 yılda 14 milyona yakın insan İstanbul'a göç etmiş. Ve plansız, düzensiz bir gelişme süreci yaşanmış. Başkanlık yaptığım dönemlerde Beyoğlu'nda maalesef planları yoktu ve 5000'lik planları o dönemde parçacı olarak hazırlayıp sunduk meclisimize, büyükşehire ve binlikleri yaparak hayata geçirmeye çalıştık. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin hiç önemi yoktur. Böyle söylenir. Tabii yaşanan günümüz dünyamızda bütün dünyanın her noktasına gittiğiniz zaman yeni gelişen teknolojik gelişmelerin getirdiği bir takım olgularla yeni yaşam kalitesini oluşturmak, yeni yaşam fırsatları verme adına ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Kentsel dönüşüm üst başlığı altında yenileme ve yeni fonksiyonlar verme çalışmaları sürdürülmekte. Burada benim takdir ettiğim Piyalepaşa projesi esasında doğru bir konsept yakalanmış ve maalesef geçmişte kentsel dönüşüm derken salt tek tip bir proje üzerine gidiliyordu. Londra'da Doklar bölgesi denen liman bölgesinde bir kentsel dönüşüm yapılmış. İş merkezi haline getirilmiş. Daha sonra ziyaret ettiğimde Binghamton denen bir bölgede 31 hektarlık alanda dönüşüm yaparken şunu söylediler. Biz orada bir hata yaptık. Tamamen iş merkezi kurduk. Mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatil günleri kimse yok. Ama yeni yaptığımız yeni yerleşim alanında Binghamton'da mix yapıyoruz diyorlar. Yani burada hem iş yeri, hem oteli, hem barınma alanları her biriyle bir şehir parçası. Bu bakıma ben bu Piyalepaşa projesi bu yönüyle önemsiyorum. Tabii bir taraftan yerel yönetimlerimiz, hükümetimizin verdiği kararlar doğrultusunda kentsel dönüşüm yaparken özel sektöründe bu arada aktif olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Tabii insanın davranış biçimleri çevresinde bulunan etkenlerle oluşmakta. Güzel bir semtte yaşayan veya düzgün bir alanda bulunan insanın davranış biçimleri de ona göre düzgün ve farklı olabiliyor. Bebekliğim ve çocukluğum geçti burada. Baruthane Deresi Dolapdere ile buluşur, Haliç'i besler. Piyalepaşa Camii altında kayıkhane var. Sandalların girdiği dönemleri söylerler. Ve şurada hemen İstiklal Mahallesi Hacı Üstev'de bulunan caminin yanında çırçır suyu diye bir su vardır. Çocukluğumuz oraya çıkar pikniğe uçurtma uçururdu. Ok meydanı bomboş bir alanlardı. Yoğunlaşan göçlerin getirdiği baskıyla dengesiz bir yerleşim ortaya çıktı. Sadece önce barınma ihtiyacı karşılandı. Bir gerçek var. İnsanın doğuştan var olan haklarının başında yaşam hakkı kutsal, inanç hakkı istediği gibi inanır kutsal. Bir de barınma hakkı, eğer yönetimler barınma ile ilgili bir yol haritası ortaya koymazsa insanlar kendi yaşam alanları bir şekliyle oluştururlar ve çarpık yapılanma dediğimiz şeyler ortaya çıkar. Altyapıdan yoksun, bir takım donat alanları olmayan ve şehirde şehirli gibi yaşayamayan alanlar ortaya çıkar, yaşamayan alanlar. İşte bu bakıma böyle bir sıkıntılı süreçten geliyoruz. Ve burada ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da gecekondu mantığını adeta bitirdi. Artık kimse gecekondu yapmaya kalkmıyor.
Bu büyük bir olgu. Yani daha ucuz konut edinebilmek, kira öder gibi konut yapabilmek, daha düzenli yerleşim alanını ortaya çıkarabilme imkanları sağlandı ve bu süreç devam ediyor. Bizim de yaptığımız bu. Tabii biraz önce Sayın Adnan Bey bahsetti bir metroda gelse diye. Ben de şunu söylüyorum. Artık adres alacağız. Nerede oturuyorsunuz, nereye metro getirelim diye. Şunu söyledik. Her yerde metro, her yere metro dedik. Burada yürüme mesafesinde 1,5 kilometre diyor. Şöyle söylüyor. 1,5 kilometre ya uzun, çok uzun mesafe. Esasında biz bu istasyonlara erişimde yürüme mesafesinde kaç kalori harcanacak diye haritaları koymak istiyoruz. İnsanlarımız bakacaklar, ben şu durağa kadar değil de şu durağa kadar yürürsem şu kadar kalori harcarım. Hiç yani kapıdan bir kentlerin en büyük sıkıntı hareketsizlik, hareket etmek lazım. Ve öneri olarak şunu söyledim. Şurada adliyenin bulunduğu yere metro geliyor. Yakında açılacak ya, bir iki sene içerisinde tamamlıyoruz. Onun E5 tarafına çıkan metro istasyonunun çıkış kapısından itibaren yine Bomonti'de bulunan o yüksek yapılar, yani oteller veya diğer binaların da katılacağı bir yürüme tüneli yapılabilir. Bakın hep tünellerden bahsediyoruz. Sayın Zorlu bu tavsiyemizi yer ilgiline getirdi ve yaptı. Metro istasyonundan bir yürüme tüneli var. Gayet güzel işliyor. Aynı şekilde burada 1000 küsur metrelik yürüme tünelini oradakilerle birlikte bir organizasyon yapılır Sayın Adnan Bey. Böylece buraya kadar bir yürüme tüneli de getirilmiş olur. Yani devlete de böylece bir katkı sunmuş olursunuz diye düşünüyorum. Çok maliyetli değil, artık tünel yapmak bize çok basit geldi. Biliyorsunuz Üsküdar Kabataş arasında bir yürüme tüneli yapıyoruz. 2018 sonunda bitmeli diye arkadaşlarıma geçen gün söyledim. Hızlı bir şekilde giriniz dedim. Artık denizin altından, üstünden, her taraftan tünellerle geçebiliyoruz. Bu imkan da var. Tabii benim için farklı bir bölge burası. Çocukluğum, bebekliğim, gençliğim burada geçti. Diğer taraftan 5 yılda başkanlık yaptım. Yani İstiklal Mahallesi'ne de defalarca geldim. Yani oradaki yaşam tarzının bir kader olmadığını söylemek isterim. Maalesef herkes kendinin barınabileceği, başını sokabileceği bir yer yapmış. Düzensizliğin getirdiği sıkıntılar yaşamış. Ve inanıyorum ki artık İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki hızlı değişim ve dönüşümle birlikte her alanda bir farklı noktaya geliyor Türkiye. Bunu bütün dünya takdir ediyor. Gittiğimiz her yerde bahsediliyor. Bunu milletçe birlikte yapmaktayız. Şunu gururla ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum Sayın Bakanım. Öyle güzel bir süreç yakaladık ki Türkiye. Artık kurumsal taassup kalmadı. Yani merkezi yönetim, hükümet, hükümetle ilgili bakanlıkları, belediyeler, STK'lar, politize olmamış STK'lar ve iş dünyası ve vatandaşlar el ele verebiliyorlar. Sen ben demeden. İşte bu esasında en doğru gelişme sürecine bize fırsat veren bir dönemdir diyorum. Burada bugün temelini atacağız. İnşallah Rabbimiz tamamını erdirsin. Kazasız belasız hayırlısıyla 20 bin insanın yaşayacağı bir kasaba değil, belki bazı yerlerde şehir. Artvin merkez 25 bin nüfuslu. Bir vilayet kadar, Anadolu'nun bazı vilayetleri kadar bir yerleşke ortaya çıkıyor. Önemli bir lokasyonda. İnanıyorum ki bunun da başkanımızın ifade ettiği gibi, Beyoğlu Belediye Başkanımızın, tetikleyecektir diğer tarafları da. Bir modeldir bu, aks üzerinde görenler tarafından da bu çalışmalara herkes katkı sunacaktır. Ve böylece geleceğe çok daha farklı bir İstanbul ve Türkiye hazırlayacağız. Hayırlı olsun diyorum, Rabbim tamamını erdirsin diyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.